Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizinle beraber Sims 4 oynamaya devam ediyoruz Arkadaşlar önceki bölümü izleyenler hatırlıyordur umarım Hatırlamayanlar için söyleyeyim Bir tane yaşlı teyzeyi yoldan çıkartmıştık Bir de Bella diye şehrin büyük zenginlerinden birini Evli olmasına rağmen ayartmıştık Bu bölümde eğer yapabilirsem O zengin kadını Bella'yı yani kocasından ayırıp Onların büyük ma malikanelerine konmaya çalışacağım Ardından da kadına yol vereceğim Böyle pis planlarımız var yine Elimizden geldiğince mahallemize fitne fesat yaymaya devam ediyoruz. Şimdi bizim karakter en son uyuyordu. Burada bırakmışız. Sen uyandıktan sonra ne ihtiyaçların var? Tuvalet, eğlence gibi ihtiyaçların var. Şimdi sen uyanır uyanmaz tuvalete git. Sonra bir kahvaltı atıştırmalık yersek kilo alıyoruz değil mi? Yemek pişirelim dümdüz. Ve tek porsiyonluk bir makarna. Ardından e, eğlence ihtiyacımız varmış abi. Yüzümüzün gülme ihtiyacı var. Geçelim. E, ne yapalım? Oyun oynayalım. Biraz eğleniriz. Sims oyna de Hadi bakayım. Simception. Aa telefonumuz mu çalıyor lan? Telefon çalıyor. Kim arıyor? Aa bizim beraber olduğumuz kadınlardan biri Courtney. Courtney bilmiyorum nasıl okunuyor. Güzel bir girl olan yani güzel bir kız olan burayı çevirmemiş Türkçe'ye ama. Bizim çocuğumuzu doğmuş bize haber verdi. Eyvallah eyvallah o çocuk yani biz istemiyoruz bakımına. Sen kendini yetiştir. O adamın o kadar tuvaleti geldi ki uyandı. Götü göbeği saldık iyice ya. Hemen tuvalete gir abicim. Abi, hamile bıraktığımız kadınlar doğurmaya başladı. Onları takip bile edemiyorum. Onlar kendilerine göre doğursunlar, bilmem ne. Oha, babamız bayağı kirli. Burayı temizleyebilir misin iş, bütün işlerini bitirdikten sonra? Hafif bir temizlik yap abi oraya, baksana. Bok püsür içinde kalmış. Kahvaltımızı da yapmaya başladık. Hadi kahvaltını yap seri seri kardeşim. Ah, yemek pişirme seviyemiz arttı. Artık çok hızlı yapıyoruz yemekleri. Ayrıyeten parlıyor yemekler. Bak, bak, bak. Çok iyi. Birazcık bilgisayar oyna sonra burayı temizleyecektin Bunun bulaşığı da kaldır Oyun oyna babacım Bakayım eğlencen artıyor mu? Artıyor Biz ne zaman işe gideceğiz? 11 saat sonra işe gideceğiz Oyunu oynayıp şu temizlikleri yaptıktan sonra Birazcık şaka yazdıracağım bilgisayarda arkadaşlar Şaka yapma seviyemiz de artsın diye Bu sayede kariyerimiz ilerleyecek Çünkü biliyorsunuz bizim karakterimizin olayı şu bir şovmen Mesleği bu Hadi oyna çapacak kardeşim Yeterince oynadın mı? Yeterince oynamışsın. Tamam bırak oynamayı. Temizliğini yap. Aynen öyle. Bekar hayatı zor be kanka. Bütün temizliği sen yapmak zorundasın. Oyunda şey var diye hatırlıyorum. Temizlikçi çağırıp temizlik yaptırabiliyorsunuz. Ama gerek yok kanka. Gerek yok. O kadar. Şimdi bilgisayara geç. Burada ne yap biliyor musun? Daha fazla seçim. Nerede yapıyorduk lan onu? Dur zamanı durdurayım bulayım onu. Şaka yapmak neredeydi? Yaz. Yaz yazma pratiği değil ya. Komedi. Şakalar yaz aynen. Tamam. Şaka yazmaya çalış. Ya yani günlük görevleri var arkadaşlar bizim bulunduğumuz mesleğin günlük görev olarak diyor ki gününün belli bir kısmını şaka yazmaya veya müzik çalışmaya ayır. Biz müzik çalışıyorduk. Burada gitarımız vardı. Hatta evimize getirdiğimiz kadınlara onlar gitarla şov yapıyorduk Akdeniz akşamları diye. Faturayı ödemeyi unuttuğum için eve haciz koydular. Gitarımı alıp gittiler kahpeler. Ya o kadar alınabilecek eşya varken gitarımı çaldılar ya. Şakalar yazıyoruz. Çabucak bitirelim onu. Sonra mesai saatimizde başlamadan bir Bella'ya. Bella'yı eve çağırayım ben hatta. Dur şimdi telefonumuz nerede? Burada. Geçerli arazide davet ediyorum. Bella neredesin? Seni eve davet edeyim. En son onların evindeydik arkadaşlar. Evinde çocukları ve kocasının önünde beraber olalım mı demiştim. O da tamam olur demişti. Kocası küplere binmişti. Çocukları müsaade etmedi. Bir türlü yatak odasından çocuklara ayrılmadı. Ah Bella burada. O yüzden birlikte olamamıştık. Yatağa atlamamıştım. Şimdi eve çağırırsam herhalde gelir. Yani bir işi yoktu tabii. Bakayım gelecekmiş çok iyi. Birazdan gelir hatta. Hemen geldi hemen geldi. tam bir şaka yazmayı ara verelim abicim. Yarısını bitirmiş zaten. Gel canım hemen seninle bir flört etmeye başlayalım. Bellacığım bu elbisen beni bitiriyor ya. Çok güzel bir kadın gerçekten de. Hadi oğlum bilgisayardan kalk bir de çeki düzen ver ya. Şöyle biz de onun gibi şekil duralım. Biz de takım elbisemizi giyinelim hadi. Baksana oha çok göbekliyim. Çok göbekliyim takım elbiseyi taşıyamıyoruz. Hemen selam ver. Kıyafetini öv onun. Ondan sonra ne yapabiliriz? Sevimli bir hikaye anlatayım. Bak kanepede oturup tatlı tatlı sohbet edelim. Zaten bu kadın bize yanık. Öpeyim onu. Sonra oynaş seçeneği var. Oynaşalım. <laughs> Masaj da öpeyim. Ellerini de öpeyim. Bayağı takır takır taramalı gibi böyle flörtöz şeyler yapacağız ona. Aha öptük. De hemen cilveli moda girdim. O da cilveli zaten. Anladım abi. Buralara fazla bakmamaya çalışalım biz en iyisi. Bu kadından şey isteyeceğim. Bir birlikte vu yapalım mı diyeyim. Ardından da diyeceğim ki. Ya Courtney hayır ya. Çocuğunu alıp geleceksin değil mi? Bu az önce doğuran kadın. Açmıyorum telefonunu. Gelme. Başka bir kadınlayım. Masajı da yapıyorum. Benim ellerim yumuşacıktır ya. Şifa dağıtır. Bu yapalım. Ondan sonra diyeceğim ki ona böyle bir seçenek var arkadaşlar. Yeterince aranız iyiyse. Kocandan ayrıl diyorsun. Ayrılıyor. Evlileri bu şekilde ayırabilirsiniz. Ha <laughs> yani da yaptık tamam. Buraya bakmıyoruz, bakmıyoruz. Ahlakımız gider arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bakmayın sakın. Bitti mi? Lan bizde de hemen davar gibi uyuyakaldık. Kadının geceliğiydi maşallah bayağı iyiymiş. Bir durdurayım. Seni kocandan ayırmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Nerede indi o ya? Ben bu kadına bekar olup olmadığını daha önce sormadım mı? Evli olduğunu biliyorum. Dur bir soralım. Herhalde bu seçeneği sorduktan sonra ayrıl diyebiliyoruz. Böyle konuşursanız boynunuz ağrır ama yüzüne baksanıza. Tamam evli olduğunu öğrendi. Şimdi de ayrılmanı istiyorum ondan. Kocandan ayrıl. Neredeydi o ya? İlk önce kız arkadaşım mı yapmam gerekiyor? Ya? Normalde diğer takıldığım kadınlarla kız arkadaşı olmuyorum ama kocasından ayırmam gerekiyor ki, gerekiyorsa belleği kız arkadaşım yapabilirim. Kız arkadaşım ol hadi. O teklif edeyim. Kız arkadaşım olur musun diyeyim. Oğlum üstünüze niye düzgün şeyler giymiyorsunuz ya? Yine kıyafeti değiştireyim ben. Normal kıyafetini giyin. Ha eşini terk etme ikna et seçeneği geldi. Hemen yapalım terk etsin eşini. Terk et ne olur terk et. Hadi lütfen kocanla ne işin var senin? O sana göre biri değil ayrıl. Bak ikna ediyorum arkadaşlar aklına giriyorum. Beynini yıkıyorum onun. Ayrıl ondan. Vallahi ayrıldın mı? Eşini terk etme ikna ettim. Şu anda bekar bir kadın. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz? İnşallah aklımdan geçeni yapabilirim de tüm bunlar boşa gitmez. Her bütün eşyalarımı satacağım. Bütün eşya evdeki bütün eşyalarımı sattıktan sonra onun evine taşınacağım. Onun evi zaten benim olacak. Buradan sattıklarım da cebime girecek direkt. Nereden satıyorduk ya? Şu hepsini satsak böyle oluyor mu? Heh geliyor. Sat abi her şeyi sat 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 sat. Koyamına sat. Koyamına sat gitsin sat 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 koyamına. Evin içinden geçtik yalnız. Sat sat sat. İnşallah evine taşınayım mı soruma tamam der. İnşallah öyle olur da evimizi boşuna yıkmış olmayız arkadaşlar. Şimdi onun evine taşınca onun evi zaten bizim evimiz olacak. Hemen soruyorum. Canım aynı eve taşınak mı? Senin evine geleyim mi? Nereden soruyoruz lan? Kanka evimi lütfen boşuna yıkmış olmayayım. Soruluyor da o ya. Dur birazcık daha flört edek. Belki öyle gelecektir. Bir anda arazinin ortasında kaldık. Aa dur be. <laughs> Evi yıktık çatısı kalmış. <laughs> Çatıyı da yıkalım kanka saçma sapan iş yapmayalım. Çatıyı da yık. İnşallah. Lütfen çok korkuyorum şu anda evimi durduk yere yıkmaktan. Evini al beni. Bak evsiz kaldım bir anda. Yanandan da öpeyim lütfen. Evini al beni Bella. O köşkte ben yaşamak istiyorum. Ayrıldın artık o adamdan. Dur be belki de romantik şeyinde değil de arkadaşça kısmındadır. Aynı eve taşınalım mı deme. Oğlum çok korkuyorum altıma sıçtım korkudan Evimin boşuna yaktım galiba arkadaşlar Bir anda evsiz kaldım Hadi birazcık randevu teklif edeyim Belki orada şey sorabiliriz Dışarıda bir gün buluşak mı ya Hemen mi gidiyoruz randevu ya Aa hemen gidiyormuşuz Tam gece kulübüne gidek. Randevumuz orada olsun. Date'e çıkıyoruz. İnşallah geceliğine gelmiyorsundur bellecim. Bakayım eh normal elbisesini giymiş. Geldik hemen öpeyim seni burada. Ne olur beni evine al. Allah kapağı atamadık bir türlü. Düşkünlüğümü de ifade edeyim sana. Sana çok düşkünüm be kadın. Nasıl eve çıkabiliyorduk ya. Kariyerini sorayım. Sormamış mıyım daha önce? Püh nasıl da var bir adamım ben. İstihbarat araştırmacısı. Aa bu kadın ajandı değil mi? Evet. Bu kadın ajan arkadaşlar. Ulan koskoca ajan bizim gibi davalara düşmüş görüyor musunuz? Ben senle nasıl şey yapacağım aynı eve çıkacağım gözünü seveyim ya. Riskli bir soru sorayım. Evlilik teklifi edebiliyor muyum lan? Burada bir teklif et şey çıkmıştı. Niye demiyorum? Yeterince arkadaşlık seviyesine sahip değilsiniz. Ha kadınla o kadar samimi değilim. O zaman birazcık arkadaşlıktan yürüyelim. Derin sohbetler edelim video oyunları hakkında konuşayım. İş saatimiz de 5 saat sonra başlayacak tamam. Arkadaşlığımızı geliştirmemiz lazım anladım. Dedikodu da yapalım. Ya yani birazcık arkadaşlık tarafımızı şey yapmamız lazım arkadaşlar ilerletmemiz lazım onu anladım ben. Ha şimdi evlilik teklifi edebiliyorum. Oğlum evlenmeden de aynı eve çıkabiliyor olmamız lazım. zamanı bir durdurayım. Evlenmeyelim ya. Gerek yok şimdi. Allah Allah. Allah Allah. İlla evlenmem mi lazım seninle aynı eve çıkmak için? O zaman yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben kadının evine, köşküne konmak için mecburen evlenmek zorundayım. Hadi lan teklif ediyorum. İnşallah kabul eder. <laughs> Kadın da aşırı cilveli ben de aşırı cilveliyim Kesin kabul edecek Kandırdım kanka Kandırdım az Yarim Şimdi fena dolandıracağım Teklif ediyorum Kocandan ayırdım seni Sevgilim yaptım Birlikte oldum daha sen ayrılmadan kocandan Aa bak hamile bıraktığımız kadınlardan biri de arkadan geçiyor <laughs> Hala doğurmamış bu <mı? gülüyor> <laughs> Çok iyi. Ben burada evlilik teklif ediyorum. Hamile bıraktım kadın arkadan geçiyor. <laughs> Allah'tan görmedi ha. Rezillik çıkardı. Hadi bakayım. Kabul etti. Kabul etti. Şimdi böyle göstermelik bir düğün yaparım. Göstermelik bir düğün. Şu anda nişanlıyız. Kaçırıp evleneyim mi lan? Düğünü hemen burada bağla. Düğünü hemen burada yapmayalım. Ben bir düğünü ayarlayacağım merak etme. Evleneceğiz seninle. Aman aman bir evliliğe gerek yok. Masraf etmeye de gerek yok abicim. Sevgilinim burada arkadaşlar benden göremiyorsunuz. Kendimi bir çekeyim. Bak benim sağımda veya solumda bilmiyorum. Bakayım ne oluyor burası. Sağımda. Sizin solunuza doğru oluyor. Artık ne bileyim ya. Date'e çıktık diye oyun bazı görevler veriyor. Diyor ki işte sevgilinle sosyalleş. Otur ve sevgilinle konuş. Sevgilinle masaj yap gibi. Bunları yapayım bari. Sana mas nasıl masaj yapabilirim canım? Gel sana masaj yapayım hemen. Nerede o masaj yapma? Yanağını okşamak bilmem ne diyor. Ya siktir et ya o görevleri yapmasam mı? Masajı mı bulmaya çalışacağım 2 saat? Boş ver kanka. Artık yeter biz... Ben işe gideceğim zaten. Ya da dur birazcık sohbet edek ya. Takılak. Çünkü... Evleneceğimiz kadın ne de olsa ya. Tanıyalım biraz. Sohbet et abi. E sohbet. Ama sakın oturup sohbet etmeyin ha. A amelesiniz ya. Düğünü hemen burada mı bağlasak? Yok abi ben düğün yapmak istiyorum. Belle de kabul etmez zaten. Hemen evlenmeye. Tamam ben işe gideceğim. Görüşürüz. Ben sana veda edeyim. Veda edeyim. Nasıl veda ediyoruz ya? Neyse direkt çıkıyorum ortadan arkadaşlar. Aktif olduğu için bir şey yapılamıyor. Lan seninle rehin mi kaldım? Artık bitsin de eğitimiz. Tamam yeterli bıktım. Görüşürüz diyemiyor muyum? Bizim tuvaletimiz mi geldi? Aa, bizim duş almamız lazım. Hemen eve gideyim. Sosyal etkinlik aktif olduğu için seyahat edilemiyor diyor ya. Ne saçma sapan bir iş bu. Tam date'imiz bitmedi mi abi? Gidmek istiyorum evime. Evim yok diye mi gidemiyorum yoksa? Ha süresiz olmamış. Şuradan iptal edebiliyorum randevuyu. Randevuyu iptal et abi eve gidiyorum ben. Lan evimde duş yok ki evimi yıktım doğru. Bel Bella'nın evine gideyim abi. Artık ben de onlardan biri sayılırım. Bella'cığım gel beraber gidelim. Ay dur bu <laughs> hamile bıraktığım kadınlardan biriydi. Belle neredesin? Seni çağıramıyor mu? Yok Bella'yı çağıramıyorsam tek gideyim o zaman. Bella'ların evinde yakında sahip olacağım ö o köşke gideyim orada duşumu alayım ben. Bu ev tamamen benim olacak arkadaşlar. Aha. Gel sana itlik köpeklik yapayım. Gel lan buraya. Senin karını senden ayırttırdım. Evlenme teklifi ettim, kabul etti. Birlikte oldum onunla. Aldattı seni, hiçbir zaman sevmemişti oysa. Ha ha ha. Hakaret edeyim yüzüne bir de. Ya, Ya. Gözlükle halimle bile senden daha iyi bakıyorum. Yuvanı dağıttım oğlum senin. Tipine dal geçeyim. Ondan sonra ne yapayım? Annem bir lama diyeyim. Alay edeyim abi. <laughs> Alay edeyim. Nasıl yıktım lan yuvanı? He? Geri zekalı. Yakında bu evden atacağım. Seni de çocuklarını da. Eğer insaf edersem çocuklarıma. Yaparım. Ama insafıma kalmış. Sen yüzde sen yüz atılacaksın bu evden. Hemen bunların duşuna çıkayım arkadaşlar. İşe gitmeden duş almam lazım. Şurada bir duş al. Artık Keyendi evimiz gibi kullanıyoruz. Ah! Bella da buraya gelmiş. Belleciğim selam. Evinizin duşunu kullanmaya geldim. Yine telefonumuz çalıyor. Ah! Muhtara benzeyen kadın. Bununla da birlikte olmuştuk. Bu da evliydi. İkiz doğurmuş. Oh, Allah Allah. Çok iyi. Her tarafta şu çocuklarımız var arkadaşlar. Her tarafta. Onun kocasını üzülüyorum. Kendi çocuğu zannediyor. Müge Anlı şovlarına döndü bir anda oyuna. <laughs> tamam duşumuzu aldık. Tuvaletim de varmış. Tuvaletimi de yapayım. Oğlum bizim enerjimiz neden bu kadar düşük? Acıkmışım bilmem ne. Ya, bizim için tabii gergin bir süreç oldu herhalde arkadaşlar. Baksana bir kadına bir evlenme teklifi ettik. Enerjimiz falan sıfırlanmış. Bu da bizim otomatik üvey kızımız olacak değil mi? Üvey kızımı yürümem yok mu arkadaşlar? Bu büyüdü mü ama? Yok büyümemiş hala küçük genç diye geçiyor. Tamam sübyancılık yapmayalım o zaman. Büyüyünce bir şeyler olur. <laughs> bizim karakter ne yapıyor? Dişini mi fırçalıyorsun orada? Lan yemek ye dedim ya sana salak mısın? İn yemek ye. Arkadaşlar karakter ilerlemiyor. Tabi şey ya, büyük bir radikal karar aldı. Travma etkisi bıraktı onda. Ondan hareket edemiyor. Oyunu kapatıp tekrar açtım. İnşallah şimdi baktan çıkarız. Lütfen hareket et. Ha hareket etti mi? Çok iyi. Hemen yemek ye. Açlıktan bayılacağız çünkü. Yumurtalı tost yap. Çabuk koş. Koş 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 koş. Bayılacağız ya. Bizim evimizde yok ki. Bellaların evinde kalmak zorunda kalacağız. Aa! Ne oldu? Neden ilişkimiz kötüleşti Bella? Düğünü planlayalım. Gel senle. Boş ver böyle şeyleri ya. Niye ilişkimiz şey oldu? Sen evet düğün yapacağız. Bin para vereceğiz. Eee nerede yapalım biliyor musun? Bizim yıktığımız evde yapmayalım. On... Of! Evet, evet, evet. Kocasının evinde yapalım. Yapabiliyoruz mu? Tüm rolleri davet et. Tamam misafirleri de davet edelim. Herkes davet ediyorum lan. Hamile bıraktım kadınları bile davet ediyorum. Bella'nın eski kocasını da davet ediyorum. Zaten evde yaşamaya devam ediyor. Düşmanlarımı davet ettim. İkramcı olarak birini kiralayalım. Barmen kiralayalım. Müzisyen de kiralayalım. Ne kadar para tutacak acaba bunlar? Bellaların evi. İnşallah fazla tutmaz. Ne zaman evleneceğiz peki? Aa şimdi mi evleniyoruz? Ne çabuk lan? Çok özür dilerim. <laughs> Böyle olacağını bilmiyordum. Sen tost yapmaya devam et. Düğünümüzde kendi yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. Niye kavga ediyoruz abi kadınla ya? Bellacığım bak evleneceğiz şimdiden kavga etmeyelim. Gel tuzkulu bir öpücük vereyim sana sakinleş. Salak salak davranma. Moralimi bozma. Misafirlerimiz de geliyor. Önlerine rezil olmuyordum. Beni kovdu mu? Postalandın sonra tekrar. Lan kendi düğünümden kovdu beni. Nasıl ya? Bella beni evden kovdu lan evleniyoruz. Yapma bak bellacım düğünden niye kovuyorsun beni ya. Kapıyı tıklatamıyorum çünkü postalandın daha sonra tekrar gel diyor bana. Oğlum kendi düğünümden niye kovuyorsun? İyi ki bir evinde yemek yaptım ha. Sokacağım eee nasıl Aşktan evleneceğiz biz? Yana gülmedim kara baktım. Baya kovdu beni abi düğünümden. Ya belli adet Nelerine döneminde misin nesin, nesin ya? Bankta mı oturacağım gerçekten? Nereye gidiyoruz abi? Banka gidip uyumaya gidiyorum. Bak burada güçleri, mı uyuyacağım ben içeride topladım, düğünüm varken? Misafirler falan takılıyor. Sen ne yapıyorsun lan burada? <laughs> Manyak karı ne yapıyorsun? <laughs> Bu bizim kiraladığımız <laughs> barman <gülüyor> değil mi? Misafir. <ama> <laughs> Abi ben uyuyacağım burada ya. Lanet olsun. Kadın beni kovdu düğünümden. Ben ben onu ben onu telefondan rahatsız edeceğim oğlum. Mesaj yollayayım. Bella'yı arayalım. Bella neredesin lan? Arayayım seni. Ne olur vazgeç abi. Evine giremiyorum ya. zaman ilerlesin biraz. Şimdi evine girebilir miyim acaba? Yok. Abi kendi düğünüme girip evlenemeyeceğim ama. Bu nasıl olacak? Belli niye beni evden attın ya? Tam düğün zamanı bir de. Bunların yanına gidebilir miyim? Böyle tıklarsam belki yanlarına gidebilirim. Aa bak buradan sesleniyorum insanlara. Arkadaşlar selam. İçeriye giremiyorum. Beni bir şekilde içeri almanız lazım. Beni bir şekilde içeri alın. Kadın kovdu beni manyak ya. Hala almıyor içeri. Lan düğünüm bitti bitecek. Parklarda takılıyorum düğünüm varken üstümde smokinle ya. Nasıl evleneceğim? Kendi düğününden kovulan damat abi. Barbekü yapıyorum hiçbir şey yok gibi. Olmamış gibi. Çünkü deli gibi açım. Yemek yememe müsaade etmedi bir ki. Şundan ye. Ha yine banklarda mı uyuyacağız ya? <laughs> Sokayım bu nasıl bir evlilik ya? Senin o evini var ya. Acaba ajan diye niyetimi anladı mı? Yani bu beni dolandıracak bu adi herif falan diye. Ondan mı kötü davranıyor? Bilmiyorum ki. Ne olur eve al artık. Bak düğün var içeride. Yok abi evlenemeyeceğim galiba. Alisa çok aç. Yakında beslenmezse bu bebek ölecek. Alisa kim lan? Alisa oğlum Bella'nın bebeği. Ben mi beslemem gerekiyor? Bellayı ben hamile bırakmamışım ki o eski kocasından olan bir bebek. Ben niye götümden gitar çıkartıyorum bir anda? Ne oluyor abi? Kafayı yedi bizim Aras. Kendi düğününden kovulunca böyle oluyor herhalde arkadaşlar. Ne olur eve geri al. Hah, girebiliyorum. Düğün bitmeden koş. Koş. Düğünümüze yetişmemiz lazım yoksa evlenemeyeceğiz. Etkileşime girmem lazım arkadaşlar gelinle. Baksana insanlar dağılmaya başladı ben daha yeni geliyorum ya. Bella yapacağın işe sokayım Bella. Neredesin lan? Ben senin burnundan getirmez miyim evlendikten sonra? Şu çocuğu da besleyin lan bildirimi geldi ölecek diye. Bella neredesin? Bella burada. Hemen evlenmemiz lazım. Neye basınca evlen seçeneği çıkıyor ki? Seni öpeyim öpeyim bir şeyler yapayım küçük çocuğa hizmet mi ettiriyorsunuz? Tabakları taşıtıyorlar abi baksana küçük çocuğa. Annesinin düğününde bir tabak taşıyor. Kardeşler hiç mi yokluğumu hissetmediniz? Düğün var damat yok. Heh, öpüştük. Tamam siniri geçti eve geri aldı. Nasıl evleneceğiz şimdi? Hangi seçeneğe basıp evlenmem gerekiyor? Kaçırıp evlene basmak istemiyorum. Zaten şu anda düğündeyiz. Evlen seçeneği nerede? Amuk. Aa bak yine kavga ediyoruz. Bellecim bak kendine gel. Düğün gün ne zehir ediyorsun <laughs> insanlara? Ne zor bir şeymişsin sen ya. Elini tutmama izin verir misin? Bak düğün zamanı millete rezil olmayalım. Ver elini. Ha tamam. Allah'tan onu izin. Kanka kavga etmeyin. Ne olur kavga etmeyin. Ha tamam. İnsanların yanında rezillik ya. Bak yine. Yatakta özür dileyim mi lan sana? Gel. Gel yatakta özür dileyim senden. Aa bayıldım. Uykusuzluktan bayıldım arkadaşlar. Kendime geldim. Nereye gidiyorum abi? Kitap okumaya mı gidiyorum? Ya ben bu kadınla nasıl evleneceğim? Otomatik mi evleniyor? Dur bir deneyelim. Ya, evlenme süresi bitti bitecek. Düğün başarısız. Ya evlenemedim. O zaman bak Bella. Seni kaçırıp evlen seçeneğine tıklıyorum. Bakalım ne olacak onu yaparsam. Kabul etti mi lan? Valla. Düğün başarısız arkadaşlar ama yine de evleniyoruz. Barıştık. Çiftler arasında olur böyle. İlişkinin tadı tuzu bunlar ya. Evlendik evlendik. Yemin ediyoruz abi. Birbirimize yazdığımız yeminleri ben de bir sigara mı yaksam videoda hiç içmedim ama buraları keserim herhalde. Mutlu bir çift görüyorum burada. Bak elini uzat. Uzat elini. Hayırlı olsun arasçım. Hayırlı olsun. Ya yani Deccal gibi bir kadınla evlendin. Düğün günüsünü seni evinden kovan birinden bahsediyoruz. Şimdi aha ben onların evine taşınıyorum. Şu çocuklarını atıyorum. Yallah lan. Bella ile sadece ikimiz kalacağız burada. O yıktığım eve onları post alıyorum arkadaşlar. Artık nasıl hayatta kalacaklarsa umurumda değil. Bella ile ben eve çıkıyoruz. Bella'nın üstünde yapmışlar evi anladın mı? Çocukları da hiç uğraşamam ben çocukla mocukla. Tam bu şekilde taşınıyoruz. Hadi bakayım. Bella ile artık malikanedeyim. Lan çocuk senin burada ne işin var? Bunu kovayım hemen arkadaşlar. Evine git. Evine git hadi. Burası benim evim artık. Yürü. Arkadaşlar artık bu ev kocaman ev bizim. Ayrıyeten belleği de yönetebiliyoruz. Şunu da eve yollayın lan. Kimse kalmasın burada. Git lan evine. Sen kimsin evinde dolaşıyorsun? Bella'nın çocuklarını evden postaladık. Nice. Nice. Çok güzel abi. Kapağımızı attık. Şimdi benim hain planlarım abi uyuya kalmış. <laughs> tipe bak Allah'ını seversen tipe bak. Şimdi benim hain planlarım arasında ne var biliyor musunuz? Bella'yı bir şekilde öldürtüp tüm evindeki eşyaları satarak paraya para dememek. Şu anda zaten 45 bin liramız var. Sim paramız var. Daha da fazla olacak tüm eşyaları satarsak. Sonra da işte başka bir kadınla kadın bulacağım. O da zengin olacak. Onun evine taşıyacağım. Onun da evini satacağım falan gibi. Böyle böyle zengin olacağım. Lan siz hala burada mısınız? Gidin lan evinize. Sizi kovduk biz. Hadi. Yürüyün lan. Vallahi bak eski ailesini kovuyorum arkadaşlar evden. Hadi zırlamayın. Bella'ya bakma hiç evine git. Gitsene lan evimden. Çocuk, ne? çocuk niye orada abi? Aa, Lan gitseniz de baga girdiler arkadaşlar. Neyse bu bölümlük bence bu kadar yeterli. Köşkü ele geçirdik. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, yorumlar kısmında fikirlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi bekliyor olacağım. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.